Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel saç bakımı tarifi vereceğim, cilt bakımı tarifi vereceğim. Kendime yapacağım, erkek arkadaşıma yapacağım, anneme yapacağım. Evdeki herkesi bugün 10.000 bakıma alıyorum. Çünkü karantinadayız ve sokağa çıkma yasağı var, evden de çıkamıyoruz. Ben de bugünü dedim, buna ayıralım. Delirdik çünkü sıkıntıdan. Başlayalım o zaman. Şimdi tarifini veriyorum. Zaten artık bence herkesin bildiği bir tariftir ve benim de yıllar yıllardır kullandığım bir tarif. Zeytinyağı koyuyorum. Yumurtanın beyazında da protein var diyorlar. O yüzden ben hepsini koyacağım. Hint yağı, yani yoksa koymayabilirsiniz. Ben bunu aslında sadece zeytinyağı ve yumurta sarısı ile yapıyorum. Aşırı iyi geliyor saçlarıma. Bu üçünü karıştırıp saçıma süreceğim. Bir saat kadar bekleteceğim. Ercan'ı süreceğim. O da beslensin saçım. Karıştırıyorum. Yumurta kokusunu sevmiyor olabilirsiniz. Ama aşırı faydalı. Yani aşırı yumuşatıyor saçları. O yüzden bence bir deneyin. Şimdi bunu saçlarıma gayet böyle ellerime bulayarak sürüyorum. Bu arada Hintlilerin kanallarını da takip ediyorum ben. Onlar saç bakımında bence çok iyiler. YouTube kanallarından bahsediyorum tabii. Orada bazı şeyler görmüştüm mesela. Hiç maske yapmadan sadece saç diplerine böyle masajları var. Her gün böyle 20 dakikayı buna giriyorlarmış. Böyle masaj yapıyorlar. Kan dolaşımı hızlandığı için böyle küçük minik saç oluşumları oluyormuş. Bir şeyi... Ha, duşa girdiğinde Ercan, saçını ıslatmadan önce şampuanlayacaksın. Anladın mı? Anladım. Kafada oturduğun önce. Anladım. Zaten evet. Hafif ıslak herhalde köpürür. Aynen, şey oluyor çünkü. Eğer direkt sıcak suyu şey yaparsan yumurta kafanda pişiyor. Kendi kendine mi tuttu? Hı hı. Şuralar düzelmiyor. Ben oraları izlediyseniz eğer tıraş videomda biraz hırpaladım. Fazla oldu vallahi arkaları. Koç, hadi. Şimdi bir de cilt bakımı yapacağız. Kafanı streç diyeceğiz. Ay. Böyle bekleyeceksin. Sik kadar yüzüm varmış benim. Ercan! Küfür etmesene. Şimdi kedime de bir şey tüy maskesi yapacağım. Yok artık. Şimdi geçiyoruz maskeye. Cilt bakım maskesi yapacağız Ercan bu sefer de. Kapatır mısın onu? Kapattım. Teşekkürler. Geldim. Şimdi size patates maskesinden bahsedeceğim. Patates maskesi için bir adet patatesimi rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Şöyle koysam ne olur? Bir tane patates bence Ercan'ın ikimize yeter. Rendeledim. Çay kaşığı nerede? Bana kaşık etsene ben. Ne? O kadar bakım yapıyoruz yani. Bir kaşığı da getir. Bu erkeklere yaranılmaz. Gerçekten yani. Kafasına maske yapayım, yüzüne maske yapayım. Bir tane kaşık getirirken trip yapsın, surat yapsın. Bak şimdi, buraya bak. 2 dakika gittik, arkamızdan sallama. Şimdi, ne koyduk? Yoğurt. Patates ve karbonat. Karbonatı bir çay kaşığı koyuyoruz. Bir çay kaşığından fazla koymuyoruz. Gerçi biz 2 kişiyiz. Ben 2 kişilik maske yaptım. 1,5 kaşık. 1,5 koyayım. Şimdi bunu yüzümüzde 15 dakikadan fazla bekletmeyelim. Çünkü içinde karbonat var. Ben gidiyorum.
Sen git bakalım. Dur bakayım yapalım onunla. Şimdi biraz evde vaktimizi nasıl geçiriyor? Size onlardan bahsedelim. Hadi biraz Instagram canlı yayınlarına bakalım. Aydan bütün gün canlı yayınlara bakıyor. Ben işte kitap okuyorum biraz. Kişisel gelişimime gel. spor canlı yayınlarını takip edip spor yapıyor musunuz? Mesela Ercan bir platformda çalışıyor. 33 FabFit. Her gün 6'da canlı olarak spor yapıyorlar. Hangi dizileri izledik en son? Onları önerelim Ercan. İşte Afterlife. Afterlife'ı bitirdik. Evet. Afterlife çok güzel bir dizi. Hayatınızı değiştirebilecek bir dizi. Evet, çok güzel. Bu kamera sürekli sadece seni netliyor. Ben bulanık mı görünüyorum? Güzel ve tatlı olduğunu netliyormuş. Öyle alırken öyle söylemişti şey. Ya sen niye kötü esprileri duruyorsun? Kesmem bunları, bak rezil olursun ha. Kes canım bunları, saçmalama. Allah Allah. Şeyi izleyebilirsiniz. Unorthodox muydu? Neydi o dizinin adı? Unorthodox. Yahudilerin saçmalıkları. O dizi de çok güzel. 4 bölüm zaten çok çok bitiyor. Son izlediğimiz filmlerden çok güzel film. Nazizmin iğrençliğini görüyoruz bir kez daha. Çok güzel. Onu mutlaka tavsiye ediyorum. Vikingleri izliyorum. Aydın hiç sevmiyor. Vikingleri öner. Tabii. Vikingleri önermek ne? Game of Thrones'u izleyin arkadaşlar. Çok güzel dizi. Demek gibi bir şey Vikingleri. Game of Thrones'tan ben nefret ediyorum bu arada. Vikingleri önermiyorum. Vikingler mi kaldı ama ya? Ama güzel, zaman geçirecek bir dizi. Şey de çok iyi. Tekrar. Bu arada bizim Ercan'la dizi zevkimiz asla tutmuyor. Nerede savaş, kan, revan, kol bacak kopmalı diziler var. Ercan bayılıyor. Spartaküs, Vikingler gibi. Ben nefret ediyorum. Nerede böyle tatlı, işte romantik, böyle insanı içe alan samimi diziler var? Ercan nefret ediyor. Saçmalama. Ortak noktamız sadece polisiye. Ben de polisiye sevdim. Ha, Toy Boy. Toy Boy'u izledik. Toy Boy güzeldi. Toy Boy neyi güzel? Tip dizici erkek izlemek için izliyorsun galiba. O güzel zaten. Bak güzel kızlar güzel. Çok seversiniz. Aşırı iyi. 4 tane yakışıklı erkek var. Her bölümde minimum 15 dakika dans ediyorlar. Yani sanatsal ben, açıdan. Benim eksik kadar bir yanım yok güzel. Bir çocuklardan. Sadece onların ispanlığı ben Karslıyım. Evet. 4 tane yakışıklı erkek var. Ben sanatsal açıdan izleyerek hani tebrik ediyorum. Yok. Çok iyi dans ediyorlar. Ben performatik olarak çok beğeniyorum. Mutlaka izleyin. Kalçak aslında sıkı. Alakasız. Erkekleri izliyor ya. Bildiğin dizide erkekleri izlemek için izliyor. Polisiyesini polisi kısmı da güzel. Ayrıca söylüyorum. Ama görsel açıdan da görüntü yönetmeni çok iyi falan diyorum. İyi, bayağı iyi dizi. İzleyebilirsiniz. Bu arada benim yüzüm yandı. Yıkamamız lazım artık. Senin yüzün yandı, benim yüzüm akıyor. Maskeyi yıkadım. Bu arada saçımdan gerçekten çok zor arındı. Ama saçlarım bayağıdır bu kadar yumuşak olmamıştı. Mutlaka bunu deneyin bence. Yumurta, zeytinyağı çok kolay yani, her evde bulunan şeyler. Şimdi sebze çorbası yapacağım. Malzemeleri söylüyorum. Söylemeye gerek yok. Havuç, patates, kereviz, kırmızı, sarı biber, kabak. Patates çok önemli. Bunların hepsini mini minnacık doğrayacağım. Olmuş. Bakıyoruz. Ay. Höpürdetme. Neyse.
Çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür. Şurada görümcem var ama pek çekilmeyi sevmiyor. Ne bu? Ne yaptın? Sebze çorbası. Tamamen benim spesiyelitem. Şimdi güzel. Organik. Tabii. İçinde neler olduğunu anlattın herhalde. Tabii. Bir önceki şeyde. Sen mi anlatmak istemiştin? İstersen anlattın. Şöyle zoomla. Acaba hapırdetme. Havuç var, kereviz var. Evet, gece 12 sporuna başlıyoruz biz genelde Ercan'la. Gece 12'de hadi bir spor yapalım oluyoruz. Ercan bir kıyak geçip karın egzersizi verecek. Aşırı etkili, bana bayağı karın hatlarımı belli ettiren bir egzersiz programı yaptırıyor bana. Onu da 5 hareket değil mi? 5 hareketlik, onu da paylaşmış olacağız. Başlayalım küçük küçük esnemelerle, ısınmalarla. Yattık üstü. Yattım. Güzel. Şimdi elini yere bastırıyorsun. İlk hareket karnı çok iyi çalıştıran hareketlerden bir tanesi. Ellerini yere bastır. Baş ve omuzlarını yerden kaldır. Burada kalkmanız gereken nokta kürek kemiklerinizin altına kadar kalkmanız gerekiyor. Yani omurganızı geriye yatırmayın. Bacakları karşıya düzelt. Kapat bacaklarını. Nefes al. Nefes verirken iki dizini kendine doğru çekmeye çalış ama omurganlarını düşme. Bir. Aynen bu. Bir hareket. Hemen geçelim. 5 tane üstte gösterelim. Tamam. Siz bunu 2 set veya 3 set de yapabilirsiniz. Aynı şekilde ellerini bastır yere. Omurganı kaldır. Bacaklarını düzelt karşıya. Şimdi makas yapıyorsun. Bacaklarını dizinden bükmeden ayaklarını çırpıyorsun ama üst tarafta hiçbir değişiklik yok. Aynen bu. Biraz daha yavaş. İşte bu. Bunu da yine 20 tekrar. Devam. Bacaklarını tabletop'a al, masa pozisyonuna. Ellerini geriye al. Şimdi ellerini yanına bastırırken omurganı kaldırıyorsun, bacaklarını karşıya uzatıyorsun. Nefes al. Kürek kemiklerine kadar mı? Daha fazla kalkabiliyorsan daha fazla. Nefes verirken evet, yüksel. Böyle. Teaser gibi istemiyorum. Tam yükselme, in. At elleri. Çok yükselme, bacaklarını sık. Şimdi bu plank pozisyonunda kalçanı, omurganı devamında tut, biraz indir. Tamam. Belinde çok büyük bir çukur açmanı istemiyorum hiçbir zaman. Orada bir düzlük, çok büyük bir çukurun olabilir. Kalça kaslarını aktif, omuzlarını kasmıyorsun, geri alıyorsun, karın kaslarını içeride, nefes alıp veriyorsun. Bir sonraki hareket el üstünde. Hem kardiyo hareketi hem karın hareketi. Ayakları tek tek geri al, kapalı tut. Karın kaslarını sıkıp üst tarafını tamamen sabit diz çekiyorsun. Bir sağ bir sol koşuyorsun. Koşar gibi. Koşar gibi çek. Aynen. Üst tarafını sabitlemeye çalış şimdi. Heh. Karın kaslarını sık. Bir de bu hareketi yaparsanız, bu 5 hareket karın kaslarınızı çok iyi çalıştırır. Kesinlikle bu 5 hareketi yapın. Civarı filan. Tabii şimdi sıra düştük. Bugünlük vlogun sonuna geldik. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursunuz inşallah. Yorumda bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.